Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel hırkamız ben erkek çocuklar için 5 yaşı 6 yaşa göre çocuklar için örüyorum. Bakın çok harika ve güzel oldu. Fakat videoda rengi çok farklı çıkıyor. Renk çok tatlı, güzel bir mavi, tam erkek çocuklarına göre. Şöyle göstermek istiyorum bu modelimizi. İnanın arkası tam bir baklava dilimi, bakın. İsterseniz arka tarafını kullanın. İsterseniz bu tarafını kullanın. Yani ben burayı kullandım ama her iki yönlü de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çok amaçlı kullanabileceğiniz harika bir model. Ve ben koltuk kesimimi yaptım. 4 tane, 3 tane, 1, 1 olarak burada 4, 7, 8, 9 tane ilmek kestim ön beden için. Ve şimdi ise yaka kesimini yapacağım. Diğer videomuzda göstermiştik. Şimdi detaylı olarak gösterip ve yakayı inşallah nasıl yaptığınızı anlatacağım. Evet, hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Burada yakamızın bu 8 tane ilmeğimiz vardı, pat ilmeğimiz, 7'sini keseceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Burada bu patımızı hepsini birden kesiyorum. Örmeye devam ediyorum. Tekrar örüp buraya geleceğim. Evet. Şimdi ise 3 tane keseceğim. Bir, 2 ve 3. Tam 10 tane ilmek kesmiş olduk. Bundan sonra ise 6 tane bir bir keseceğim. 6 defa dönüp geleceğim. Bir bir keseceğim. Bu hırkamızı arkadan sıfırdan başlayarak tüm videolarını çektim. 2 tane video yükledim. Bu üçüncü videom. Oynatma listesi oluşturdum. Kanalımdan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dünkü videomda koltuk kesimini anlatmıştım. Yakayı da birlikte kesmiştik. Bugün ise yakayı birlikte öreceğiz inşallah. Önce bir kesip tamamlayalım. Evet. Tekrar yeniden bir tane ilmek keseceğim burada. Burada şu anda kaç tane ilmeğim var saymak istiyorum. 10 tane ilmek kesmiştim. Bir de burada kestim 11 tane. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane ilmek kalıncaya kadar burada bir bir keseceğim. 2, 4, 5. Bir tane de kestim. 6 tane ilmeğimiz var. 18'e düşürünceye kadar hem modelimi uygulayacağım hem de dönüp gelip keseceğim inşallah. Evet, ikinci birimi kesiyorum. Ve burada 7 3 1 1. Evet, bir tane daha kesiyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Evet. Bir tane daha kesiyorum. Ve şimdi sayacağım kaç tane ilmeğim kalmış. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. 2 tane ilmeğim kalmış. 2 defa daha keseceğim.
Evet arkadaşlar. Ben 6 tanesini kestim. 7 3 1 2 3 4 5 ve 6 taneyi kestim. Şimdi ise buradaki ilmeklerimin sayısını vermek istiyorum size. 18 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 18 ilmeği şimdi burada 3 defa da 18'i 3'e böleceğim. 6 6. Hemen saymak istiyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Bu 18 ilmeği 6'sını bir keseceğim. 6'sını da bir 6 6 1 2 3 4 5 ve 6. Bu kalan ilmeklerimi ise burada omuz ve yaka oyuntusu oluşturuyorum. Omuzumuz güzel dursun diye. Artık kesmeyi bıraktım. Kesmiyorum. Kesme işlemi bitinceye kadar da modelimi aynı şekilde uyguluyorum. Deseniniz bozulmasın diye. Şimdi bir 6 tane daha keseceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde oldu. Ve hemen burayı da kesip geleyim. Evet arkadaşlar. Yaka kesimini yaptım. Omuzlarımızı diktim. Omuzlarımın dikişimini yaparken videosunu çekmiştim ama yanlışlıkla silindi. Ve şimdi ise her iki yanları da diktim. Bakın dikişimiz burada. Bu modeli dikerken dikişine biraz özen gösterdim. Bakın. Burası dikişi. Ve bu taraftan da aynı şekilde her iki yüzünü de kullanabileceği şekilde dikiyorum. Buraya omuzu diktikten sonra şimdi bu yaka kısmını toparlayarak buradan ilmek çıkartacağım. Bismillah. Ben ilmeği bu şekilde tığ ile çıkartıyorum. Hem iç yüzünden hem dış yüzünden her iki yönünü de dediğim gibi rahatlıkla kullanabileceğimiz şekilde bu yakamız bu şekilde çalıştığım zaman ben herhangi bir kötü bir görüntü falan oluşmuyor. Çok güzel. Bakın, bu şekilde çalışıyorum. Tığ ile ilmek alıyorum. Evet. Tığımdan çıkartıyorum, şişime takıyorum.
tümü komplesini bu şekilde bir bir alarak. Tekrar tığımdan çıkartıyorum ve şişime takıyorum. Evet. Her tarafını ben inşallah bu şekilde alayım. Evet. Bakın bu şekilde tığıyla aldığım zaman çok temiz ve güzel duruyor. Şimdi ise örmeye devam edeceğim. Evet. Burada aynı şekilde aşağıda yaptığımız gibi bir ters bir düz örüyoruz. Kaç tane ilmeğimiz olmuş? Ben bir sıra öreyim, bir ters bir düz birlikte sayalım inşallah. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi ise buraya birkaç sıra gittikten sonra bir tane ilikeve açacağım. Bir, iki, üç, dört tane ilikeve açmışım. Bir tane de buraya açacağım. Beş tane ilikevim olacak. Evet, ben 3-4 sıra kadar ördüm. Şu şekilde göstereyim. 1-2-3 4 sırayı ördüm ve şimdi saymak istiyorum. Kaç tane ilmek çıkartmışız? 2-4 6-8 10-12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76, 78, 80, 82, 84, 86 ve 87 tane ilmek çıkartmışız. Biz burada şimdi bir ilikeve açacağım buraya. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört. Bir tane daha örüyorum. Dört tane ilmek ördüm, başına atıyorum ve ikisini bir edip kesiyorum. Bundan sonra ise bir ters bir düz olarak aynı şekilde ben 4 sıra daha öreceğim. 4 sıradan sonra kesme işlemini gerçekleştireceğim. Yakasını kestikten sonra kollarını öreceğiz inşallah. Kollarını da diğer videoda size detaylıca anlatacağım inşallah. Evet arkadaşlar, yakamızı tamamladık. Bu ön pat ne kadarsa o kadar da aynı şekilde bakın iki parmak kadar ördüm. Şimdi ise kesiyorum. Tamamen kesip bitireceğim inşallah. Evet arkadaşlar, yakamı tamamladım. Gerçekten çok güzel ve muntazam oldu. İnşallah yarınki videomda da kollarına birlikte çalışırız. Bu yakamız
Dediğim gibi bakın, hem içi temiz hem dış kısmı görünüşü çok güzel. Evet, inşallah diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün size bu 7-8 yaş, 6-7-8 yaşa kadar olacak erkek çocukları için hırkayı çalışmıştık. Şimdi kollarını çalışıyoruz. Kollarını nasıl ördüm onu tarif edeceğim inşallah, Allah izin verirse. 36 ilmekle pirinç olarak, pirinç örgüsü olarak başladım ve 8 tane pirinç sırası oluncaya kadar ördüm. 64 ilmek olana kadar arttırdım. Kol uzunluğu 31 santimetreye olunca kol kesimine başlıyorum. 3 tane bir kestim, 2 tane bir kestim, sonra bir ördüm bir kestim, bir ördüm bir kestim, 10 tane bu şekilde kesim yaptık. Bu 10 tane kesimden sonra 3 defa ikişer kestim. Bu ikişer kesimlerinden sonra 3 defa kesiyoruz. Kalan ilmeklerimizi üçer üçer kesip bitirdik. Evet. Hemen hırkamızı şöyle toplayayım, kenara alayım ve göstermek istiyorum şu şekilde. Bakın. Kolumuz bu şekilde bitti. Evet. Hemen 36 ilmek atarak, bu arada şiş numaramı söylemek istiyorum. Şiş numaram 4,5 numara şişle örüyorum. Evet, ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. 36 tane ilmek atacağım. Evet, hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 tane ilmeğimiz var. Bu 36 tane ilmeğimizi bir ters, bir düz olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi ters ördüm, düz örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar bu ilmeklerimi bir ters, bir düz olarak öreceğim. Evet, şimdi yine ön yüzdeyiz ve ilk ilmeğimizi örüyoruz. Hemen bakıyorum. Bu ilmeği düz olarak örmüşüm, ters örüyorum. Bu ters, bunu düze çeviriyorum. Yine aynı şekilde düzün üstüne ters, tersin üstüne düz olarak bir ters, bir düz olarak örüyorum. Bunu hemen şurada göstermek istiyorum. Bir ters, bir düz olarak kaç santim öreceğiz? Evet, 4 santim örmüşüz. 4 santim, 4 santim olarak oluncaya kadar bu 8 pirinç sırasına denk geliyor. Bu şekilde sırayı tamamlayıp geleyim inşallah. Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters. Bir ters, bir düz olarak pirinç modeli uyguluyoruz. Şu şekilde. Hemen şurada da göstermek istiyorum. 2, 4, 6 ve 8.
8 sıra pirinç sırası oluncaya kadar öreceğiz. Evet, ben sıramızı tamamladım. Şimdi ise modeli korumalığa geçiyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimden sonra bir iki tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 2 düzden sonra 2 tane kenar ilmeğimizin haricinde 2 tane düz ördük. 2 4 6 7 8 9 9 tane ters örüyorum. 1 2 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ters 1 2 3 3 tane düz tekrar 9 tane ters 1 2 3 4 5 6 7 8 bir de kenar ilmeğimiz var 9. Arkada ise herhangi bir işlem yapmayacağız. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak öreceğiz. Bu 9 ilmeği düz olarak örüyoruz. 2 4 5 6 7 8 9 ve 1 2 3 tane ters ilmek örüyoruz. Ön sıranın tam tersi. Bu şekilde sıramızı tamam ediyoruz. 9 tane düz, 3 tane ters olarak ilmeklerimizi tamamlayacağız. Evet, bu sıra ilk artışımızı yapıyoruz. Hemen kenardan bir tane artma yapıyorum. Evet. Bir tane ters ördüm. Artmanın haricinde bir ters. 1 2 3 tane düz ilmek. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane ters ilmek. 1 2 3 3 tane düz ilmek. 1 2 3 4 5 düz ilmeklerimiz 5 tane oldu. Buradaki kenar ilmeğimiz 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ters 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmek tekrar kalan ilmeklerin 1 2 3 4 5 6 7 burada bir tane ilmek arttıracağım. Bir artışım oldu. 3-4 sırada bir artma yapacağım. Yine arkada ilmeklerimi gördüğüm gibi düzlerimi düz, terslerimi ters olarak örüp geleceğim. Bu sırayı tamamlayacağım. Evet, tekrar ön yüzeyimle bir iki tane burada ters ilmek ördüm. 1 2 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek. 1 2 3 3 tane düz ilmek. Bu ortadaki giden düz bir tane ters örüyorum. Tekrar 1 2
3 tane düz, 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek, 1 2 3 düz, 1 ters, 1 2 3 tane düz, 1 2 3 4 5 5 tane ters, kalan bu 2 ilmeği düze çeviriyorum ve atmış olduğum ilmeği kenar ilmeği olarak ters olarak örüyorum. Arkada ise yine ilmeklerimi, terslerimi ters, düzlerimi düz olarak örmeye devam edeceğim. Evet, tekrar ön sıradayım ve bu ortadaki ilmeklerim 1 2 3 1 2 3 tane düz, 1 2 3 tane ters, tekrar 1 2 3 tane düz, 1 2 3 tane ters, 1 tane tersimiz 3 tane ters oldu, 1 2 3 tane düz, tekrar 1 2 3 tane ters, 1 2 3 tane düz, 1 2 3 ters, 1 2 3 tane düz, 1 2 3 ters, 1 2 3 düz, 1 kenar ilmeğimiz. Ve yine aynı şekilde bu sıra düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örüp geleceğiz. Evet, şimdi tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 tane burada ters ilmek ördüm. 1 2 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 tane ters ilmek ördüm. Tekrar 1 2 3 3 tane düz, 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek, 1 2 3 3 tane düz, 1 ters, 1 2 3 düz, 1 2 3 4 5 5 ters, 1 2 3 düz, 1 ters, 1 2 3 düz. Burada 1 2 kenar ilmeğimle birlikte 2 tane ters ilmeğim oluştu. Evet. Şimdi burada yine bir tane artış yapacağım. Ve terslerimi ters, düzlerimi düz olarak öreceğim. Burada bir artış yaptım. Sıranın sonunda bir artış daha yapacağım. Orayı yaparken göstereyim. Evet, sıranın sonunda başta bir tane artış yapmıştık. Sıranın sonunda bir artış daha yapıyorum. Bu kenardaki ilmeği iki defa örüyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 6 tane ters ilmeğim oluştu. 1 2 buradaki ters ilmeği düze çeviriyorum. Terslerim bitti, düze geldim. 2 3 4 5 5 tane düz ilmek, 1 2 3 4 5 6 7. Burada baklava diliminin bir tanesi kapanırken diğeri açılıyor. Bakın, 9 ilmekle başlamıştık. Burada 1 ilmekle bitirdik. Burada 1 ilmekle açmıştık. Şimdi bura açılıyor. Burası ise kapandı.
1, 2, 3, bu sıra kapatıyorum. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düz. Geriye kalan ilmeklerim 2, 3 tane ters, bir de kenar ilmeğim var, 4 tane. Evet, yine düzlerimi düz, terslerimi ters örüp geleceğim. Evet, bu sıra modelimin son sırası. Bundan sonraki ördüğümüz modelimizin tekrarı. Şimdi 2, 4, 6, 7 tane ters ilmeğimiz oldu. Burada ilmeklerimiz arttıkça model uygulamamızı devam edeceğiz. 5 tane düzümüz vardı. 1, 2, 3'e düştü. Şu tabanda da aynı şekilde yapmıştık. 3 tane düz, 9 tane ters yapmıştık. Şimdi aynı şekilde 3 tane düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ters, 1, 2, 3. 3 tane düz, 9 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ters, 1, 2, 3 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, modelimizi tamamladık ve dediğim gibi şimdi bundan sonra modelimiz aynı şekilde tekrar edecek. Bundan sonraki sıra 3 tane olan düzümüz 5 tane olacak. Burayı 7'ye düşecek. Bu şekilde bura kapanacak, bu taraf açılacak. Şurada gördüğünüz gibi bu modelimizin örülüşü kanalımda mevcut. Videonun aşağı kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şurada göstermek istiyorum, bakın. Burada yarım bir modelle başlamışız. Modelimiz tamamlanmış, bakın. Arttırdığımız sürece modelimize dahil edeceğiz ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5 tane baklava dilimimiz olacak. Toplamda 64 ilmek oluncaya kadar arttıracağız. 64 ilmek, 65 ilmek oluncaya kadar. Burası 31 santim. 31 santim oluncaya kadar artmamıza devam edeceğiz. Evet. 31 santim. Ben bu şekilde arttırıyorum. Kaç sırada bir arttırdım? Bakın, 4, 5. sırada arttırıyorum. 4 sıra örüyorum, 5. sırada arttırıyorum. 4 sıra örüyorum, 5. sırada arttırıyorum. Bu şekilde 36 ilmekte başladık. 64 ilmek oluncaya kadar artmamıza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım, geldim. Bant ördükten sonra 2 sıra ördüm, 3. sırada artma yaptım. Bu şekilde kaç tane? 36 ilmekle başladık. 64 ilmek oluncaya kadar artmamı yaptım. Hem modelimi uyguladım, hem artışlarımı gerçekleştirdim ve 31 santim oluncaya kadar ördüm. Şimdi ise koltuk kesimini yapıyorum. Evet, 1, 2, 3. Ben burada
kesimlerimi yaparken veya artışlarımı yaparken mutlaka not alıyorum. Siz de not alın ki ne yaptığınızı mutlaka aklınızda kalsın. Bazen unutabiliyorsunuz. Ben çok unutkan bir insanım. Çabucak unuturum. Onun için elimden geldiğim kadarıyla not almaya çalışıyorum. Evet, 3 tane kestik. Bu hırkam için işte erkek çocuklarına, büyüklere kaç tane başlayalım diye bir sürü sorularınız geliyor. Arkadaşlar, herkesin eli farklı. Kimininki sıkı, kimininki gevşek, kiminin ipi ince, kiminin ipi kalın. O yüzden ben size sayı verdiğim zaman yanıltmış olurum. Bir arkadaşımız videoda bakarak benim erkekler için, büyükler için yapmış olduğum şapkayı örmüş ve bana şöyle bir mesaj atmıştı. Örmüş olduğun şapka 4 yaşındaki çocuğa ancak oldu diye. Yani düşünün, aynı sayılarla örüyorum. Ben kocaman bir adam olacak, büyük yetişkin bir kişiye olacak şapka örüyorum. Aynı sayılarla bir bacımız 4 yaşındaki olacak bir çocuğa şapka örebiliyor, bere örebiliyor. Evet, onun için dediğim gibi ben sizi yanıltırım. Mutlaka bir ölçü alın kendinize, bir ölçü edinin. Eşinizin, çocuğunuzun bir hırkasını, bir herhangi bir kıyafetini kendinize ölçü alın. Ve öreceğiniz şişle birazcık örün. Ve kaç sayı başlayacağınıza, enine, boyuna ona göre ördüğünüz zaman çok güzel sonuçlar alırsınız. Evet, sırayı tamamlayıp geldim. Sözüm de bitti. Bayağı uzattım. Evet arkadaşlar, şimdi buradan da aynı şekilde 3 tane kesiyorum. 1 2 3 Bu sırayı örüp geleyim. Evet, şimdi ise 3 tane kestik, 2 tane keseceğiz. 1 2 2 tane ilmek kestim. Toplamda 5 tane ilmeğimiz oldu. Yine aynı şekilde sıranın sonuna kadar öreceğim. Sonunda da 2 tane ilmek keseceğim. Evet, bu taraftan da aynı şekilde 2 tane keseceğim. 1 2 Burada da 5 tane oldu kesme sayımız. Burada da aynı şekilde. Bundan sonra dönüşlerde bu sırayı tamam edip geleyim. Evet, şimdi ise bir tane keseceğim. Bu bir tane kesmelerimizi 10 defa bu taraftan, 10 tane bu taraftan keseceğim. Şimdi bu baştan kestim. Sıra sonuna kadar örüyorum. Dönüşte buradan kesiyorum. Tekrar örüyorum, arkadan geliyorum. Dönüşte buraya kesiyorum. Her dönüşlerde birer tane keserek 10 tane ilmek kesiyorum. Bu 10 ilmeği kestikten sonra şimdi bir tane sayalım isterseniz. Bu bir ilmeği kestim. Kalan ilmeğim 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Bir tane de şişim de var. 53 tane ilmeğim var. Her dönüşte ilk kesimimi yaptım. 10 defa bu şekilde kesim yapacağım. Bu 10 tane kesimi yaptıktan sonra tekrar size göstereyim. Bu şekilde her dönüşlerde birer tane keseceğim. Evet, hem bu taraftan hem bu taraftan 10 tane bir bir kestik. Buradan kestiysem sıra sonuna kadar ördüm. Dönüşte buradan kestim. Bu şekilde 10 taneyi tamamladım. Şimdi ise 3 defa 2 2 keseceğim. 1 2 Bundan sonra
Hemen bakıyorum modelime. Model uygulaması yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 evet burada 8 tane toplamda burayla 9 ilmeğim oluyor. 1 2 3 tane düz ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 tane düz 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeği örüp dönüyorum. Bakın bak, sıra sonunda kesim yapmadım. Sıra başlarında kesim yapıyorum. Sıra sonlarında kesim yapmıyorum. Döndüm ve 2 tane ilmek kesiyorum. 1 2 Aynı şekilde sıranın sonuna kadar arkada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyorduk. Terslerimiz ters. Düzlerimiz ise düz olarak örüyoruz. 9 tane düz. 3 tane ters. 1 2 3 Burayı kesmeden göstermek istiyorum. Şimdi ikinci ikimi keseceğim. Bir, iki. Yine aynı şekilde sıramın sonuna kadar öreceğim. Diğer tarafta bir iki oldu. Üç olun, üç defa iki keseceğim. Tekrar göstereyim. Evet, bu üçüncü defa iki kesmemiz. Bir ve iki. Bundan sonra ilmeklerimizi 3 3 keseceğiz. 1 2 3 1 2 3 Evet. 1 1 2 3. 2 defa 2 ilmeği 3 defa kestik. Burayı da keseceğim. Bundan sonra dönüşte burayı 3 keseceğim. Evet. Bundan sonra 3 3 keseceğiz. Bitinceye kadar 1 2 3 3 tane ilmek keseceğiz. 1 2 3 Sıranın sonuna kadar örüp geleyim. Evet, bu taraftan da 3 kesiyorum. Sıra sonlarında kesim yapmıyorum. 1 2 3 Bir tane düzüm var. İlmekleri arkada gördüğüm gibi örüyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Tekrar 3 kesiyorum. Dediğim gibi bu ilmeklerimin tamamını her defasında bitinceye kadar 1 2 3 Bu şekilde öreceğim. Zaten ilmeklerim çok az kaldı. 1 2 3 Bir ters. 1 2 3 Tekrar dönüyorum. Yine aynı şekilde 3 kesiyorum. 1 2 3 Mutlaka siz kendinize bir ölçü edinin. Bakın bu şekilde.
bir düz, bir, iki, üç, bir, iki, üç. Biraz hızlı geçiyorum. Siz yavaşlatabilirsiniz videoları. Dediğim gibi hiçbir şey yok, sadece bir, iki, üç. Üç ilmek kesiyorum. Dört, beş. Tekrar bir üç ilmek daha keseceğim. Bir, iki, üç. Kalan ilmeklerimi hepsini birlikte kesiyorum şimdi. Kaç tane ilmeğim kaldı burada? 2-4 tane ilmeğim kaldı. Bir, iki, üç. Evet, bu şekilde kesme işlemimizi tamamladık. Evet, şimdi dikim işlemini yapacağız. Evet, iğ yüzü şu şekilde içe gelecek şekilde, bu modelimizi istediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Her iki yüzü de kullanılabilecek bir model. Evet. Ben buraya kadar, koltuk altına kadar dikip geleceğim. Evet, kolu diktim ve şimdi ters çeviriyorum. İğ yüzünü çeviriyorum. Bu şekilde. Burada ise bedenimizi bunun iyi yüzünü çeviriyoruz. Kolumuzun iyi yüzünü. Bedenin tam aksine ters yüzünü çeviriyoruz. Kolumun bu iç kısımdan içeriye gönderiyorum bu şekilde. Ve şu kısmı bakın tutuyorum. Bu omuz kısmı, bu kestiğimiz kısım bakın. Burası bu şekilde yerleştiriyorum. Burayı iğneliyorum bu şekilde ve dikmeye başlıyorum. Tamamını bu şekilde çerçeveleyip dikeceğim. Evet, diktim ve şimdi ters çevireceğim, iyi yüzünü çevireceğim. Evet. Bakın bu şekilde. Harika bir hırka oldu.
Evet, yine rengi. Bir düzeliyor, bir bozuluyor rengi. Evet arkadaşlar, örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun diyorum. Kazağımızın arkadan önden görünümü bu şekilde.